Selam, ben Halil. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Kuruluş Osman modu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Yarhisar Kalesi'ni de artık Oğuz Bediklerine, yani kendi Türklerimize, kendi devletimize armağan edeceğiz. Orayı fethedeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Oğuz Beyliklerinden Ertuğrul Bey'i biat etmiştik. Yani onun bir beyi olmuştuk. Ve topraklarımız olan şu Kayubası ve İnegöl Kalesi'ni de ona teslim etmiştik. Onun altına girdiğimiz için. Arkadaşlar, hemen buradan obamıza geldik. Buradan yanımıza birazcık alp alacağız. Kayatları varmış. Hemen şunları alalım. Zaten bu kadar asker yeter diye düşünüyorum. Hepsini almayalım. Sıkıntı çıkabilir çünkü. Yani kale gidebilir elimizden. Obamız gidebilir. Hemen Yarhisar Kalesi'ne girelim. Umarım Ertuğrul Bey bana kızmaz. Çünkü komutan olduğu için, yani oyunda devletimiz olarak, neden bana sormadan fethettin diye kızabilir. Hiç belli olmaz. Hemen ileriye tıklayalım. Ve kale fethimiz başladı. Arkadaşlar, görüyorsunuz şu an kurt başlığım da kafamda. O da harika gerçekten. Kaya alpleriyle birlikte kaleye gireceğiz. Görüyorsunuz burada en yakın alplerim de varlar. Abdurrahman Gazi, Göktuğ, Boran ve ağabeyimiz Gündüz Bey. En önde de herhalde Ayaz Alp gidiyor. Arkadaşlar, artık fethiye başlayabiliriz. Hepsinin kellelerini surlardan sallandıracağız bugün. Ve Yarhisar Kalesi'ni fethedeceğiz. Biliyorsunuz dizide Yarhisar Kalesi de vardı. Asıl tarihte zaten var yani Yarhisar Kalesi. Bugün o meşhur kaleyi fethedeceğiz. Alplerim hızlıca girdiler. Hiç de zorlanmadan hem de. Gerçekten şaşırdım. İlginç. Hemen şuradan da çıkalım. Hadi Alpler, hızlı çıkın bakayım. Alpler, ama sinir ediyorsunuz beni, hadi. Göktuğ Alp kafası kıpkırmızı olmuş. Bir de kafası kel olduğu için, yani yanları aldığı için daha da bir komik görünüyor, kıpkırmızı. Gerçekten korkunç Göktuğ. Hemen şuradan zıplayalım. Çok iyi. Arkadaşlar, Osman Bey gerçekten çok havalı oluyor ya. Aşırı karizma oluyor ve yere düştük. İyi ki de düştük. Adamın kellesini merdivenlerden yere yuvarladık. Sağlı sollu biçe biçe surları kırmaya devam edeceğiz. De burada asker var mı ki? Bir bakalım, belki vardır. Hemen şuradan koşuyorum. Büyük ihtimalle var. Yokmuş. Ben şunu, arkadaşlar, şu aleti şey sandım. İnsan sandım, düşman sandım. Dur, şunu bir açalım öncelikle, kapıyı. Bu arada beni de okluyorlar şu an arkamdan. Eğer fark ettiyseniz, bilmiyorum. Şu an kapıları yeter yeter açtık. Kapatmayalım. Bana ok atan kim ya? Bekle lan, geliyorum. Orada dur. Şuradan zıplayalım. Zaten surlarda asker kalmadı. Hepsi yerde. Geliyorum. O ok atan kimdi? Bana bir gösterin bakayım. Gel gel gel. Burada da ben varım. Arkadaşlar, kalbimden vurdu hepsi. Böyle bir şey olamaz. Gelin lan. Hepiniz gelin. Gelin bakayım. Sağlı sollu. Bir tane. Arkadaşlar, bu bayağı güçlüymüş ya. İndiremedim ben bunu. Niye böyle oldu? Hemen canımızı fullledik ve şimdi tekrardan, hala öldüremedim. Adamım, sen neymişsin öyle ya? Adam ayrı bir güç yani. Tek başına bir ordu resmen. Arkadaşlar, keşke tek başımıza gelmeseydik. Keşke. Yani ben bunların bu kadar güçlü olduklarını bilmiyordum. Çünkü kendilerine dokundurtmuyorlar. Kalabalık olduklarında bir de. Alper, çekilin ya. Herkes saldırsın. İşte ben bunları seviyorum. Az önceki bayağı bir şeydi yani. Çat çat ve sana da bir tane, harika. Alper'im yanımdayken çok daha kolay oluyor. Çünkü hedef arttığı için düşman zorlaşıyor. Hepsi bana odaklanamıyor en azından. Alper'ime de vurmak zorunda kaldığı için biz de aradan bunları biçiyoruz. İşte böyle. Bakın, mala bakar gibi bakıyorlar. Arkadaşlar, gerçekten ben çok merak ediyorum. Acaba bu kaleyi fethettikten sonra Ertuğrul Bey bize ne diyecek?
Birazdan bunu hep birlikte göreceğiz. Hemen şöyle bir sıyrılalım. Bu arada bizimkilerin hepsi biçmişler bizimkileri. Böyle bir şey olamaz. Siz hayırdır lan? Bizimkileri mi biçiyorsunuz? Gücünüz onlara mı yetiyor? Gelin bakayım. Gel. Bu bir. Bu da iki. Şimdi yeni gelen birliğimle birlikte yeniden savaşacağız. Yeniden yükleneceğiz. Kalkanım, kuşandım ve babalar gibi bunları biçeceğiz. Bu bir. Bu iki. Arkadaşlar ikisinin de kellesini efsane indirdik ya. Gerçekten çok iyi. Vur. Sıra sende. Vur hadi vur. Sıra bende ve çat. Vur lan. İşte sana da intikamımızı aldık. Az önceki bizi zorlayan düşmanın kardeşi herhalde aynısı. Bakın bu da aynısı. Hemen bir tane de sana ve bir tane de dur. Sıra bende. Sen hayırdır? İşte. İki kelle daha aldık ve böylece kaleyi hızlıca fethetmiş olduk. Aslında çok da hızlı olmadı ama yine de fethettik diyelim. Yani fethettik sayarım ben bu kaleyi. Arkadaşlar şöyle bir videonun kapak resmini de aldık mı tadından yenmez. Bir saniye şuradan alalım. Ki daha güzel görünsün. Aynen böyle işte. Hemen buradan da çıkışımızı yapabiliriz artık. Arkadaşlar kaleyi çok hızlı fethettik ya. Bakın Ertuğrul Bey bize ne diyor? Kaleyi kendin mi alacaksın yoksa bir şey istemiyor musun diyor. Tabii ki de kendim alacağım. Şehirden ayrıl diyelim. Ve görüyorsunuz artık Yarhisar Kalesi de Oğuz Beyliklerinin yani kendi devletimizin olmuş oldu. Arkadaşlar Oğuz Beyliklerini gerçekten tek başıma ben büyütüyorum ya. Biliyorsunuz her videomda en az bir tane kale fethediyorum. İnegöl olsun, onun dışında Yarhisar olsun, Kulacahisar olsun falan hepsini fethediyoruz. Umarım Oğuz Beyliklerinden eğer ileride ayrılmak gerekirse bana bu topraklarımı yeniden verir. Eğer vermezse gerçekten sıkıntı, bunlarla büyük savaş yaparız. Savaşırım yani. Çünkü bu kaleleri ben kendi gücümle fethediyorum, kendi hakkımla fethediyorum. Ama Oğuz Beylikleri eğer o zaman gelip de bu kaleler benim derse işte o zaman büyük sıkıntı. Korksunlar o zaman benden. Ve böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu videoyu sizlerden 150 like bekliyorum. Kanala da abone değilseniz aşağıda kırmızı bir tane buton var. Belki görmeyenler vardır. O görmeyenler abone olurlarsa çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka tarih oyununda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.